Hocam müşriklerin iddialarının aksine Allah bizim güzel yaşamamızı istiyor demiştiniz. Allah Kur'an'da müminleri dünyada güzel yaşatacağını bildiriyor hocam. Ayeti okuyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız. Ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. İşte bu güzel hayat Mehdiyet devrinde olacak inşallah. İnşallah. Benim bu sevimli kedilerim de o zaman çok neşeli ve sevinçli olacaklar. Kuşlar gibi özgür olacaklar inşallah. Çok çok rahat edecekler. Her zaman söylüyorum genç kızlar hep yalnızlar. Yani ya bir tane arkadaşlar oluyor sırdaşları. Ona da pek güvenmiyorlar işte %30-40 güveniyorlar. Genellikle yalnız oluyorlar. Dolayısıyla içlerinde dolu dolu olan, coşkun sevgilerini ifade edecek ne bir ortam, ne bir insan topluluğu, ne de bir insan bulabiliyorlar. Bu çok korkunç bir şeydir. Ahir zamanın en büyük felaketlerinden birisidir. Yani sevme gücü, sevme coşkusu bu kadar yüksek bir varlığın, yani insanın sevecek insan bulmada bu kadar zorlanması ve bu kadar acı çekmesi ahir zamanın deccalin bir fitnesidir, bir oyunudur. Ki tek başına mesela çok içli, çok derin sevmeyi ve sevilmeyi çok çok güzel bilen insanlar. Ama ve lakin dışarıya çıktığımızda birçok yerde yani Türkiye haricinde ülkelerde sevgisizliğin, korkunun hakim olduğunu görüyoruz. Yani kuşku hakim. Herkes birbirine şüphe ediyor ve kuşkuyla bakıyorlar. Ama görünürde de aa işte canım ciğerim arkadaşım falan hoş geldin dese ama potansiyel tehlike olarak görüyor. Yani her türlü melaneti işleyebilecek, her türlü kötülüğü yapacak kişi olarak görüyor. Müthiş dikkatli ve temkinli davranıyor. O dikkatten dolayı da artık yoruluyor. Yani sağına dönüyor dikkat, soluna dönüyor dikkat etmesi gerekiyor. Halbuki Müslümanın son derece özgür, neşeli, sevinç dolu bir hayat sürmesi lazım. Tabii. Yani bir nevi cennet gibi olması lazım dünyanın. Bir kere güvenme sorunu hiç olmaması lazım. Yalan söyleme diye bir konu olmaması lazım. Yani insanların mutlaka doğru konuşması lazım. Vefa diye bir sorun olmaması lazım. Herkes vefalı olması lazım. İyi niyetinden şüphe etme olmaması lazım. Samimiyetinden şüphe etme olmaması lazım. Mesela bir insanın samimiyetini anlamak için 2-3 yıl bir insan deniyor. Ya bu ne kadar korkunç bir şey. Bak 3 yıl bir insanı sevebilmenin umudunu taşıyor insan. Hatta 3 yıl, 5 yıl. Yani onu anlamaya, tanımaya çalışıyorum diyor. Niye tanımaya çalışıyor? Sevmek için. O kadar süre geçer mi ya? Tabii ki. Bakar bakmaz sevmesi lazım. Bakar bakmaz tanıması lazım. Bakar bakmaz güvenmesi lazım. Bu çok korkunç ve acı verici bir ortam. Yani dünyada bir nevi cehennem hayatı gibi bir şey. Mesela arkadaşı oluyor. Uzun uzun aylarca tartıyor. Acaba oyuncu mu? Hakikaten korktu da başına geliyor. Hakikaten de sahtekar çıkıyor. Ve her arkadaşlık, dostluk büyük bölümü dışarıda böyledir. Hep felaketle sonuçlanır. Ya kavga ederler, ya düşman olurlar birbirlerine. Ya birbirlerine dedikodularını yaparlar. Hep ayrılıkla sonuçlanır. Tabii. Sevmede ayrılıklı sonuçlanma hiç yoktur İslam'da. Bir kere seversin, sonsuza kadar beraber olursun. Ölüm de ayırmaz seni çünkü. Ahirette de beraber oluyorsun. İnşallah. Tabii ama cahiliye kafasında sürekli ayrılıklar vardır. Sürekli sükutu hayale uğurma vardır. Yani böyle hayretler içinde kalma. Çok, ya diyor artık öyle insanlardan nefret ediyorum ki öyle bir tanıdım ki diyor. Benim anladım ki dünyada güvenecek hiç kimse yok diyor. Bunu diyenlerin oranı %99 gibi falan doğru, dünyada. Doğru. Güvendiğin adam var mı diyorum. Yok diyor. Önce başta diyor güveniyordum diyor. Bak ben kimden görüşürsem bak başlangıçta güveniyordum. Ama sonra anladım ki diyor insanlar kesinlikle güvenilmezler diyor. O Deccal'in verdiği zararı ve tahribatı işletini görüyor musun? Evet. Ve bu inancı insanlara enjekte etti, inandırdı insanlara. Gidin bakın, kime sorarsanız sorayım. Yani abi, güvendiğim birisi var mı? Bir diyeyim bakayım. Ya mutlaka bu safhalardan geçtiğini söyleyecektir. Önce diyor, ben temiz bir kalple, temiz bir şeyim vardı diyor, güveniyordum. Ama baktım ki diyor, herkes bir oyun peşinde. Güvenilir insanlar yok. Şimdi ben sadece kendimi seviyorum diyor. Bir de kendimi seviyorum diyor, köpeğimi seviyorum diyor. Yine de ihtiyaten bir arkadaş ediniyorlar ama onlar da yine tehlikeli yani. Ona karşı da dikkatli, teyakkuzda duruyor. Fazla da açık vermiyor.
Halbuki her müminin sırdaşı olması lazım. Gönlü çok rahat olması lazım. Hiçbir şekilde yalan söylememesi lazım. Alabildiğine samimi olması lazım ki bizim sinirlerimiz yatışmış, ruhumuz yatışmış, huzurlu yaşayabilelim. Ya bunun dışında o stresi insanın vücudu kaldırmaz. İnsan zavallı bir varlık, zayıf yaratılmıştır. Yani milyonlarca tehlikenin içerisinde yaşayamaz. Her insandan korkacak, her olaydan korkacak. Herkese temkinli olacak. Bir kişiyle arkadaş olmak için yıllarca analiz yapacak. Bu çok korkunç bir şey. Böyle bir şey olmaz.